Hürriyet Komiteri'den herkese selamlar. Bugün Doğa Rutkay'la birlikteyiz. Koronavirüs gündeminde sanatçıların evine konuk olmaya devam ediyoruz. Sizlerle buluşturmaya devam ediyoruz. Tedbiri alıyoruz, evlerimizdeyiz. Ama sizlerle buluşmaktan da geri kalmak istemiyoruz. Özellikle bu süreçte sanatçıların görüşleri, virüse karşı önlemleri neler? Bunlar çok merak ediliyor. Bu farkındalığı Hürriyet Komiteri olarak sağlamak istiyoruz. Doğa Hanım da bizi kırmadı. Doğa Hanım çok teşekkür ederiz bağlandığınız için. Rica ederim. Rica Nasılsınız? ederim. Çok teşekkür ediyorum. Öncelikle bence çok güzel bir şey yapıyorsunuz. Bunu buradan hem size hem de bizi izleyecek olan tüm takipçilere, tüm izleyicilere söyleyeyim. Çünkü bir şekilde enseyi karartmamamız lazım ki bu bizim zaten toplumca çok iyi becerdiğimiz bir şey. Bir şekilde iletişimde kalmaya devam etmemiz lazım. O yüzden seve seve kabul ettim. Çok teşekkür ederiz. Şimdi az evvel bebekleri uyuttum. Rahat rahat sohbet edebiliriz şimdi. Şimdi merak edilen bazı konular, özellikle süreçle alakalı sıkı takip ettiğinizde sosyal medyadan görüyoruz. Vaka Çok. sayısının artmasıyla kaygı da aslında artıyor. Sizin gibi Aynen kitlelere hitap eden isimlerin görüşleri çok önemli. Önce görüşlerinizi almak istiyoruz. Sizce ne durumdayız? Nasıl gidiyor? Nasıl önlemler aldınız? şimdi biz tabii ki aklı başında ve imkanı olan insanlar olarak evdeyiz. Tabii bu evde kal, evde otur, evde zorunlu olmadıkça çıkma. Tabii ki çok doğru söylemler, çok çok haklı söylemler. Fakat hala çalışmak zorunda olan insanlar var. Benim bazı arkadaşlarım hala işe gidiyorlar. Dolayısıyla hepsinin içinde bir tedirginlik var, haklı olarak var. Ama bir yandan da insanlar üretmeye, çalışmaya ve bu şekilde motivasyona devam ediyorlar. Biz tedbirimizi şöyle aldık öncelikle. Güldür Güldür çekimleri zaten hemen durdu. Yani bu haber alır alınmaz tiyatroda hemen bir açıklama yapıldı ve dendi ki oyunlar durmuştur. Oyun oynanmayacak. Dolayısıyla tiyatroya gelinmeyecek. Biz de haftanın 3 günü BKM'ye gidiyorduk. Çarşamba günleri çekiyorduk. Pazartesi, salı provası vardı. Dolayısıyla o iş durdu. O iş durunca tabii biz evde oturabiliyoruz şu an. Çünkü gitmemiz gereken bir iş olmadığı için. Bunu tekrar altını çiziyorum. Tedbiri de elden bırakmamak lazım. İlk günden beri çok ciddiye alıyorum. Öncelikle bunu söyleyeyim. Her saniye haber seyrediyorum. Gerçekten o kadar hakimim ki hani Sağlık Bakanımız gel yanıma bana bilgi ver dese o kadar hakimim neredeyse. Ya Zaten habere çok meraklı bir insanım. Eşim gazeteci olduğu için o da öyle. Evde inanın 7-24 haber seyrediyoruz. peki eşinizle uyum bu şimdi bu süreçte artık eşler aynı evde 24 saat vakit geçirmek zorunda kaldığı için o uyumu nasıl Aynen sağlıyor? değil mi? Aynen öyle. Aslında bu anlamda birazcık şanslıyım çünkü eşimle hani çok yani iyi anlaşan bir çiftiz biz. Birbirini idare edebilen bir çiftiz. Bir de ikimizin de özel alanları var. Bu da bir şans oluyor. Şimdi o salonda haberleri seyrederken ben birazcık hani bahçeye çıkıp sizinle baş başa kalabiliyorum. Ya da arkadaşlarımla baş başa kalabiliyorum. Yaşadığımız yer itibariyle biraz doğaya yakınız. O yüzden her gün mutlaka 1,5-2 saate yakın yürüyorum. Bu zaten hep yaptığım bir şeydi. Şimdi aslında bunun ne kadar kıymetli bir şey olduğunu bir kere daha anladım. Aslında şimdi yaşadığımız şey doğa, evren, yaşadığımız durum bize biraz da nelere sahip olduğumuzu, nelerin kıymetini daha fazla bilmemiz gerektiğini anlatıyor. Evde eşimizle belki hiç konuşmadığımız konular, hiç bugüne kadar gündeme getirmediğimiz fikirlerimiz, hayallerimiz birçok şeyi konuşup paylaşabiliyoruz. Fakat ben rekor bir şekilde uzun zamandır evdeyim. Düşündüm de 41 yaşındayım, 14 yaşından beri çalışıyorum. Hiç böyle hani hiçbir şey düşünmeksizin ve gitmem gerekmeyen bir yer olmamıştı. Bu da Wow. benim tecrübe ettiğim bir şey oldu açıkçası. İlk defa çalışmıyorum yani. Gerçekten ilk defa çalışmıyorum. Olabildiniz mi bu sürece? Yok, çok olamadım. O kadar çok alışmışım ki bir yere gitmek, ezber yapmak. Her pazar senaryo geliyor. Otur ezberle, pazartesi ezber yap, salı provaya git ezber yap. Hep kafam ona çalışmış, hep ona alışmışım. Hep bir tiyatroya gitmek varmış hayatımda. O yüzden böyle bir bocaladım yani açıkçası. Çok Stokçuluk yaptınız mı? kolay Merak değil. edilen sorulardan bir tanesi. Ne? Gittiniz marketi talan ettiniz mi? Doğru Rutkay gitti. Bütün her şey. Asla etmedim. Hemen onu söyleyeyim. Hatta ilk storylerimden biriydi bu. Sonra insanlar böyle story çekmeye devam ettiler. İlk gün dedim ki bu yağmalamak nedir? Bu stokçuluk nedir? Sadece kendimizi düşünmeyelim ne olur? Ve samimiyetle böyle yaptım. Sadece elbette iki bebeğim olduğu için, hani tek bebek dediğim iki bebeğim olduğu için onların en elzem ihtiyaçlarından fazla aldım diyebilirim. Ama onun dışında hiçbir şekilde şımarıklık yapmadım. Bana göre çok
bencilce geliyor. Çünkü bir başkasının ihtiyacı oluyor. Dün değil, ondan önceki gün çamaşır suyu almak için çıktım. Ve hiç yok, kalmamıştı. Gerçekten hiç, çok büyük bir markete gittim bizim buradaki. Hiçbir tane bile çamaşır suyu yoktu mesela. Yani nasıl bir akın edilmiş, beşer onar tane mi alınmış? Bir anda bir panik oluyor, anlıyorum. Ama sadece biz yaşamıyoruz bu evrende, bu dünyada, bu şehirde, bu sokakta. Dolayısıyla yemek, hiç öyle istifçi, stokçu bir insan değilim açıkçası. O konuda çok dikkatli davranıyorum. Ben de eşimde. Yemekleri siz mi yapıyorsunuz? Yardımcınız mı var? Evet. Yardımcım var tabii ki. O hep bizimle olan bir ablamız vardı. Bebeklerden sonra bir yardımcımız daha vardı. O da bebeklerle hani full time ilgilensin diye. Şimdi onlar da diyorlar ya, seni bu kadar çok mutfakta görmemiştik. Yani her saniye mutfaktasın. Bir düzen oturttum işte, mutfakta çok uzandır yapmak istediklerim var diyor. Dolap rafları bilmem neler. Hamarat da bir insanım. Sirkeli sular. Önlemlerinizi alıyorsunuz yani. Ya mutfaktayım. Efendim? Önlemlerinizi alıyorsunuz yani. Tabii ki alıyoruz. Tabii ki alıyoruz. Yani hijyene zaten çok önem veriyorsun. İki tane bebeğin olduğu zaman bunu zaten yapmak zorundasın. Çocuklarınızı? İşte pusetlerini zaten siliyorduk, ediyorduk. Şimdi ekstradan oyuncaklar sirkeli sularla yıkanıyor, siliniyor. Peluş oyuncaklar yıkandı, kurutuldu falan. Yani bir sürü detay var. Her annenin bildiği şeyler yani. Çocuklarınıza koronavirüsünü anlatabildiniz mi? Nasıl anlattınız? Hayır tabii ki, çünkü 20 aylıklar daha. Yani onların koronavirüsle hiçbir alakaları ve bilgileri olamaz. Şu anda daha çok bebekler. Daha 2 yaşında bile değiller. Fakat onlarda da bence şey duygusu başladı. Sabah anne bizle uyanıyor, akşam anne bizi yatırıyor. İşte akşam anne yemek bizimle, öğlen anne bizimle. Yani uzun zamandır, 20 aydır inan bana, bebekler doğduktan 4 ay sonra işe dönmüştüm. Herhalde hiç bu kadar çok bebeklerimle bir arada olmamıştım. Aa, süper ya. Bu sürecin faydaları da varmış demek ki aslında. Yani evet tabii ki. Evde bir gününüz nasıl geçiyor? Kerimcan Bey. Sabah kalkıyorum. Hemen söyleyeyim. Sabah kalkıyorum. Önce bebeklerle kalkıyorum. Bebekler 8-8.30 gibi kalkıyorlar. Erken bir mi? Onları bir kaldırıyorum. Aynen 8.45-9 arası kahvaltıları var. Onları yaptırıyorum. 11.30'a kadar onların bir oyun var. Hava güzel, ya babaları dışarıya çıkarıyor ya ablaları dışarıya çıkarıyor. Ben o sırada vuruyorum kendimi yollara. Yürüyorum. Geliyorum, onların öğle yemeklerini hazırlıyoruz. 11.30-12 gibi öğle yemeklerini yiyorlar. 12.30 tekrar onları odaya çıkarıyorum. Bir masal ve kitap okuma seansı var. O da yaklaşık 10-15 dakika sürüyor uykuları gelene kadar. 12.30-12.45 gibi artık yatmış oluyorlar, uyumuş oluyorlar. Sonra benim özel zamanım başlıyor. O sırada Kerimcan hala haber seyrediyor oluyor. Arada kitabını karalıyor oluyor. Onunla bir sohbet ediyoruz. Birer kahve içiyoruz. 2.30-3 gibi bebekler uyanacaklar. Onlar uyanmadan da akşam ne yemeği yaparız diye hesaplıyoruz. Evde işte olan malzemelerle akşam düzenliyoruz. 3.30 gibi bebekler uyanıyorlar. Bir meyve, işte bir yoğurt saati var. Gene annelerin çok iyi bileceği. O yapıldıktan sonra hava güzelse gene onlar yürüyüşe gidiyorlar. Ya benle, ya ablaları, ya babalarıyla. O sırada ben ne kadar haber varsa izleyip, ne kadar tweet varsa onları okuyup, ne kadar sosyal medyada çekeceğim varsa çekiyorum. Ondan sonra eve geldikten itibaren saat 7.30 banyo saatine kadar bir bebekleri oyalı oyalayabilirsen. Bayağı programlı. Tabii şimdi büyük çocuğu olabilirler. Tabii canım, her şey saatli. Ben çok rutin önem veren bir anne oldum. Her şeyim saatli ve dakikalı. Hani çok ekstrem bir durum olmadığı sürece. Fakat bebek, çok bebek oldukları için çok oyun seçeneğim olmuyor. İşte hani sulu boyayı geçen gün öğrettim, pek bir şey anlamadılar ondan. Dolayısıyla duvar boya, işte etiket yapıştır, biraz yeni yeni hamura başladık, hamurla oynatıyoruz filan. Teknolojiye karşı bir anneyim, belki biliyorsundur, o yüzden bizde hiç televizyon izlemek veya bir çizgi film izlemek diye bir şey yok. Dolayısıyla bu insanın bu hayatında gerçekten çok, sanıyorum bir kere dedeleri doğal bir çikolata getirmişti. Sanıyorum tattılar ama çikolata da çok daha başlamadılar. Hayır. Bunu söyleyebilirim. Çok yani. Üzülüyorum kardeşlerime. Ama sütlaç, işte geçen gün sütlaç yaptım. Onları... Bir de şey yaptım. Hani bizde vardır ya su muhallebisi. O düzeyine hafif kakaolu bir su muhallebisi yaptım. Onu yediler mesela. O çikolatayı sayacaksak onu söyleyebiliriz. Evet evet. İyi bari. Tamamen üzeli olmamışlar tatlıdan. Neyi, bu süreci çok yakından takip ediyorsunuz. Olumlu ve olumsuz ne gördünüz? İki, sizi etkileyen koronavirüsüyle alakalı nasıl süreç oldu? İki, görüş alabilir miyim sizi etkileyen?
bu süreçte? Olumlu olarak şu an sanıyorum Sayın Fahrettin Koca hepimizin bir kahramanı oldu. Soğukkanlılığı, şefkati, gerçekten hak ettiğimiz ve ihtiyacımız olan bir tavırla ve şeffaflıkla her gece verdiği bilgilendirmelerle, Twitter'da Z raporunu aldınız mı filan yazıyor herkes birbirine. Bir vatandaş olarak bundan sonsuz memnunum ve teşekkür ediyorum. Ve tüm sağlık çalışanlarına. Hiçbiri ne uyku ne yemek düşürmeden, çünkü içlerinde benim de doktor dostlarım, hemşire arkadaşlarım var. Hepsiyle irtibattayım. Hepsi hala o umutla, o büyük enerjiyle hizmet vermeye devam ediyorlar. Hakikaten söyledikçe bile duygulanıyorum. Çünkü çok zor bir şey altındalar şu anda. Bilinmez bir şeyin içindeler ve buna rağmen mücadele ediyorlar. Bu, burada çok olumlu ve mutluyum. Ama tatil beldelerine akın etmeleri insanların. Bilenler bilir, bizim de Alaçatı'da bir evimiz var. Biz de zaten neredeyse yarı orada yaşayan bir çiftlik bebeklerden önce. Biz de bir düşündük, hani acaba Alaçatı'ya mı gitsek, hani deniz kenarıdır, doğanın içinde oluruz filan. Sonra hatta eşim dedi ki, ya Doğa, biz gidersek oraya düşünsene bir sürü insan gidebilir. Ve orada öyle bir hastane seçeneğimiz çok az ki Bodrum Belediye Başkanı da bunu doğruladı. Böyle bir yeterli sayıda i̇şte hastanemiz, yatağımız yok. Ne olur buraya gelmeyin. Farkındalık lütfen. Yani bu bir tatil değil. İki hafta, üç hafta deniyor. Şimdi dün yapılan başka bir açıklama 2-3 ayı bulabilir. Yani bu bir tatil değil. Birbirimize geçirmemek için bunu korunmak zorundayız. Birbirimizi korumak zorundayız. Bunun öneminin hala nasıl anlaşılmadığını anlamam mümkün değil. Herkes canını düşünüyor, tamam. Herkes bencil, tamam. Herkes evladını, karısını, kocasını düşünüyor önce, tamam. Ama ya yanındaki insan, bir sevdiğin, sevdiğinden öbür zincire, oradan öbür zincire gidecek bir şey, korkutucu bir şey var ortada. Evet, bu. O yüzden bu tatil beldelerine gidip tatile başlamak fikrinden çok rahatsızım. Keşke bunu da önüne bir geçilse diyorum. Bunlardan dolayı çok mutsuzum. Her vatandaş gibi ben de. Çok teşekkür ederiz. Burada son sorum şu olacak Doğa Hanım. Sizin varlığınızın, sizlerin paylaşımlarının kitleler için bir önemi var. Dolayısıyla motivasyonu da çok düşmüş, kaygısı çok artmış ve bizi izleyecek şu anda. Hürriyet okurları, Hürriyet izleyicilerine ne söylemek istersiniz? Sizin görüşlerinizi almak istiyoruz. Bu süreci nasıl geçirsinler, ne yapsınlar? Öyle bir toparlama istiyoruz. Şöyle hemen toparlıyorum. Evet, farkındayım. Göz önündeyiz ve toplumda takip edilen insanlarız. Ben ve diğer meslektaşlarım ve diğer sanatçı dostlarımız, yazarlarımız, sporcularımız, herkes ama herkes. Yapmamız gereken tek bir şey var. Olabildiğince, ha sizin tuzunuz kuru, siz evdesiniz. Bunlara da katılıyorum. Hiçbirine kızmıyorum. Böyle eleştirileri çok az alan bir sanatçı olmama rağmen yine de empati yapabiliyorum herkesle. Öncelikle bunu samimiyetimle söylemek istiyorum. İkincisi, bu toplumda yaşayan bir vatandaş olarak, bir sanatçı olarak, bir anne, bir eş olarak kendi adıma doğanın o küçük çemberinde, o küçük çapında doğru ne varsa onu yapmaya çalışıyorum. Ve ne olursunuz, dediğim gibi ilk başında da konuşmanın, biz her türlü sıkıntıdan çıkmayı başarmış, çok güçlü, çok güçlü bir toplumuz. Bu topraklarda doğduk. Birbirimize çok ihtiyacımız var. Negatif şeyleri paylaşmak her zaman sağlıklı değil. Bilmediğimiz bilgileri paylaşmak doğru değil. Teyit etmeyen şey, teyit edilmeyen şeyleri paylaşmak doğru değil. Okumak çok güzel. Bol bol kitap okuyalım. Samimiyetle söylüyorum. Ben iki tane kitabı dün gece bitirdim mesela. Ne olursa olsun elimize ne geçerse okuyalım. Resim yapma yeteneği olan otursun iki satır bir şey yazsın. Bir şey çizsin. Birbirimizi sık sık arayalım. Seni özledim diyelim. Seni seviyorum diyelim. Çünkü güzel cümleler, iyi şeyler her zaman daha hızlı hareket ediyor. Ve ne olursa olsun moral veriyor insana. Bak ben mesela pembe gözlüğüm, kırmızı gözlüğüm takarak şu an konuşuyorum. Evet, çok enerjisi hani yüksek böyle bir kıyafetiniz var. Yani evet, hani bir makyajım yok. Makyaj yapamadım ama dedim ki hani böyle biraz renkli olayım. İnsanları biraz motive edeyim. İnsanları mutlu edeyim dedim. Çok tatlı komedyenlerimiz var. Onlar esprili şeyler çekiyorlar. Müzisyenlerimiz evden konser veriyorlar. Ne kadar tatlılar. Evet. Bir gitar çalma yeteneğim olsa her gece bunu yapardım, inan bana. İşte dün Pınar Altuğ sevgili arkadaşım tatlı tarifi verdi, milyonlarca insan izledi. Yani hepimiz pozitif olmalıyız ve pozitif kalmak zorundayız. Başka hiçbir şey gelmiyor aklıma, inan. Çok teşekkür ederiz. Bu paylaşımlarınız çok kıymetli. Ben çok teşekkür ediyorum. Kendinize çok iyi bakın. Ben çok teşekkür ediyorum.
İnşallah daha güzel günlerde buluşmak üzere. Herkese kocaman sarılıyorum. Ne olursunuz mutsuz olmayalım, moralimizi bozmayalım, birbirimizi koruyalım, birbirimize önem verelim ve empati duygumuzu hiç kaybetmeyelim dilekleriyle. Çok sağ olun, görüşmek üzere. Görüşürüz, hoşça kal.